Magazin hafızasında bu hafta mankenler dünyasına daldık. İşte nostalji dolu yolculuk. Hande'lerin kavgası. Hande Yener'le Hande Ataizi neden kapıştı? Kimseyle itişerek ya da playboylarla görünerek ya da tuvalet şeylerinden atlamaya çalışarak gelmedim ben bu yere. Hande Yener kim ki ağzını açıyor? Gülben Ergen'in olay yaratan kıyafeti. Podyumları sallayan tavuk manken tartışması. Trabzon'un teyzi. Ünlülerle magazin hafızasında keyifli bir yolculuk. Magazin hafızasına Hande'lerin kavgasıyla başlıyoruz. Hande Ataizi ile Hande Yener neden kapıştı? Hande Yener ile Hande Ataizi'nin yıllar önceki kavgasının nedeni Ataizi'nin sunup Yener'in konuk olduğu bir program. O programda kendine yeterince söz verilmediğini söyleyen Hande Yener ateş püskürdü Ataizi'ye. Terbiyesizce bir muamele gördüğümü düşünüyorum orada. İkisi arkasını dönüp sürekli bir şeyler sundular ve orada ben konu mankeni gibi oturdum yani 3 saat önce. Bütün program boyunca sizle olacağız. Arada da Faruk gelecek ve Gülhan gelecek. Birer şarkı söyleyecek, gideceklerdendi. Bu arada yani o insanların çağrılması edilmesinin dışında dönüp benimle bir kelime konuşulmadı programda. Yani küstahlık olan bu. Ataizi de Yener'e aynı sertlikte karşılık verince kıyamet koptu. Herhalde Hande Yener bizim programa gelmeden izlemedi programı. Hande Yener'e mi kalmış yani hani öbür sanatçıları? Herkes gelecek, ne münasebet. Hande'lerin kavgasında her iki güzel de çok sert, çok acımasızdı. Kimseyle itişerek ya da playboylarla görünerek ya da tuvalet şeylerinden atlamaya çalışarak gelmedim ben bu yere. Hande Yener kim ki ağzını açıyor? Kavgada ağır sözler sarf etti iki taraf birbirine. Allah isimlerimizi benzetiyor, kaderlerimizi benzetmesi. Mahalle kavgası lafları. Aman Allah'ıma şükürler olsun benim kaderim Allah'tan falan. Geldiğimiz yer belli. Ben konservatuvar mezunuyum. Bu işin eğitimini almışım. Yalan dünya, her şey bomboş. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş. Hülya Avşar'ın çok konuşulan erkek tarifi. Sivri çıkışlarıyla tanınan Hülya Avşar, yıllar önce feministleri kızdıran şu sözleri sarf etmişti. Ben her zaman erkeğin bir adım önde olmasından yanayım. Bilemiyorum niye öyle. Hiçbir zaman her şeyi eşit göremiyorum kendimi. Onların bir adım önde olmaları demek, onlar bizden üstün demek değil muhakkak ama sonuçta erkek diye düşünüyorum. Bilmem belki de öyle yetiştim. Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal. Avşar'a göre erkekler koruyucu özelliğiyle bir adım öndeydi. Benim erkek erkeğim diyeyim muhakkak bize bir koruyucu özelliğini hissettirmeli gibi geliyor. Yani evde erkek egemenliği olmalı, çocuklar da bunu hissetmeli gibi geliyor. Erkek dedin sarmalar, 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 kadın dedin çalkalar, çalkalar, çalkalar. Aynı röportajda Hürrem Sultan'ı örnek aldığını söyleyen Avşar kızı, Hürrem'in bir tek erkekleri dize getirme huyunu kapamadığını itiraf ediyordu. Düşünsene Kanuni'yi bile dize getirebilme özelliğine sahip. Siz de Kaya Bey'in. Yok canım ben hiç kimseye dize getirmek gibi bir derdim yok. Sence geldi mi? Ben o konuda galiba başarısızım. Gülben Ergen'in çok konuşulan kıyafeti. Bir dönem giydiği her sahne kıyafetiyle olay yaratan Gülben Ergen, bir Hisar konserinde sahneye bu iddialı parçayla çıkmıştı. Gülben Ergen o konserdeki göbek şovuyla da çok konuşulmuştu. Müzik
Mankenler ilkokul sorularında sınıfı geçemedi. O dönem podyumlarımızın ünlü mankenlerine basit sorular soruluyor. Çağla Şikel ve Tuğba Özay, Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü bilmekte zorlandı. 23 Nisan 1923. Nisan. Ay 29 Ekim 1923. Ay zahmet şaşırırsam böyle olacak. İlan tarihi Cumhuriyeti. 23 Ekim. Ay pardon. Bakar mısın? 29 Ekim 1923. Selin Toktay da aynı soruda takılırken 29 Ekim 1900 işte 1900'den sonrası aklıma gelmiyor şu anda. İpek Tanrıyar ilk cumhurbaşkanımızın kim olduğunu bilemiyordu. İlk cumhurbaşkanımız kim dersen ben bu soruya İsmet İnönü diyebilirim. Bilemedim. Her şey olabilir. Bilemedim tabii, doğrudur. Şimdilerin akademisyen güzeli Ebru Güzel ise Atatürk'ün doğum ve ölüm tarihlerini şaşırmıştı. 1936 ölüm tarihi, 1881 doğum tarihi. Emin misin? Eminim. Ha. Ölümünü mü? 1932. Ne? 36 mı dedim ben? Ne dedim? 36 dedim. 32. Değil mi? Çık. 36 değil mi? 1938. Gece oldu ama. Ya ne yapayım, defeden çıktım. İki tane setten çıktım geldim. Tavuk manken tartışması. Bir dönem podyumların güzelleri tavuk manken tartışmasında buldu kendilerini. Her şey Deniz Akkaya'nın podyumda tavuk gibi yürüyen kızlar var sözleriyle başladı. Duruş olarak tavuğa benziyor ama aynı zamanda ve biraz yani gazı olan hazımsız bir tavuk. Git ona git benden selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Deniz Akkaya bu sözleri söylerken yanında bulunan Güzide Duran katıldığı Mehmet Ali Erbil'in programında tavuk esprilerinin hedefi oluyordu. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Tavuk desen olacak. Güzide açıkla artık, kim bu podyumdaki tavuk? Bu podyumda. Bakın tavuktan da bu kadar korkuyormuş yani. Kim bu? Podyumdaki tavuk kim? O program sonrası tartışmanın içinde yer aldığı için mutsuz olan Güzide Duran gözyaşlarına boğulmuştu. Çok sıkıldım artık. Yani istemiyorum artık bu tür konularla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Peki kimdi bu tavuk manken? Oklar Ayşe Hatun Önal ve Asuman Krause'yi gösteriyordu. Gündemden düşmüş, gerek insanların gündeminden, gerek basın gündeminden düşmüş bir insanla ilgili lütfen bana soru sorma. İsmini hiçbir şekilde kullandırıp reklam yapmasına izin vermek istemiyorum. Örnekseler eğer, o zaman örnekliklerini bilsinler bence. Basit, yani o bence bir yorumu bile hak etmiyor. Meşhur tavuk tartışması var diye bir çift kahramanı burada şu anda. Ayşe Hatun Önal. Ben de oldum. Bu konu beni aşar. Çünkü ben bu konu hakkında bir kere açıklama yaptım. Daha fazlası konuşmak bana yakışmaz. O yüzden ama evet gerçekten yani. Gel, üçü de burada. Yani üçü. Ben bilmiyorum, ben değil. Arkadaşlar hiç üstünüze alınmayın, içiniz rahat tutun siz. Şimdilerde mankenlikten uzak bir hayat yaşayan Selin Toktay ise tavuğun kendisi olduğu görüşündeydi. Gittikçe tavuklaşıyorum farkındaysanız. Kıdak kıdak diye. Yani... Aslı benim yani, rica edeceğim. Kimseye taş atılmasın. Şurada Aslı gerçeği dururken kimse üstüne alınmasın olayı yani. Güzide Duran çıkan tartışmanın ileri gittiğini düşünüp özür dilese de tavuk manken kavgası arşivlerdeki yerini aldı. Pişmanım tabii yani, bunu defalarca söylüyorum. ama her zaman söylüyorum, bu yaptığım bir hataydı, benim için bir tecrübe de oldu. Tavuk gibi yürüyen de var ama onu söylemeyeceğim.